Ekonomide Saadet YouTube'un birbirinden kıymetli izleyicileri, bu akşam Doktor Şenay Devi ile beraberiz. Ben tabii böyle arada hani YouTube'dan canlı yayınlar yapıyorum. Arada böyle Instagram'a da o çok eskiden beri beni takip eden kişiler kırılmasınlar. Daha evvel bir paylaşım yapmıştım Instagram'da. Çin astrolojisine göre doğum haritanız hangi yatırımı yapmanızı size aslında ne diyeyim gösteriyor diyelim. Böyle bir başlık tabii attım. 300'ün Çok da üstünde güzel yaptın. 300'ün üstünde de doğum tarihini, işte saatini, doğum yerini yazanlar oldu. Vallahi ben onlar adına şey oldum. Ben bir yaşlanayalım. İşte biz bir 10 kişi dedik ama daha fazla yapsak buçuk 300 kişi de hakikaten nasıl yapılır bir yayında? O da çok tabii çok da şey değil. Aralarından bazılarını elbette ben seçtim. Şenay Hanım'a gönderdim. Ama konuya şöyle başlamak istiyorum. Sonra sözü tamamen size bırakacağım. Bu iki şeyim var. Hemen ondan sonra dediğim gibi araya hiç girmeyeyim ki siz devam edin. Bu Kasım ayına çok önem atfediyordu. Ve ben de sizin YouTube'dan Kasım'la ilgili paylaşımınızı izledim. Bu 19 Kasım'ın önemini bir kere daha özellikle ekonomik tarafta da hani bir soracağım. Çünkü Kasım ayına çok ciddi bir önem var atfedilen. Çok, çok. Bunun için ne düşündüğünüzü bir tekrar benim izleyicilerim için de hani hatırımızı kırmayın diyeyim. Sormak istiyorum. İkincisi Seni çok seviyorum. Sen ne istiyorsan sor. Çünkü saadet kalbinde olan, gözünde, sözünde olan temiz ruhlardan biri. Bu yüzden ben saadeti çok seviyorum. Saadet de onu çok sevdiğimi çok çok iyi biliyor. çok Keşke teşekkür vakit ederim. olsa 300 kişinin 300'ünü birden inceleyecek zamanım olsa. Ama yeni kitabım çıkıyor. Kasım'ın 3. haftası İnkılap Yayın Evi'nden okurlarla buluşacak. Onun hazırlık süreci. Bir taraftan yeni ay ve dolunaylarda klipleri çekiyoruz. Pek çoğunuz yakından takip ettiği için biliyor. İnanın zamanım yok. Bir 7 kişinin yorumunu yapacağız. Söz verdim Saadet'e. Allah'ın izniyle o 7 kişinin de seçecek Saadet. Yorumunda bulunacak. Çünkü Çin astrolojisi ile ilgili çok yanlış bilgiler var. Bir kere buradan bir giriş yapmak istiyorum. Lütfen. Çin zodyak başlı başına aslında bir kronoloji. Kız çocuğum mu olacak, erkek çocuğum mu olacak da hiç ilgilenmeyen, direkt bizim hayatlarımızda her yılın bir burçtan oluştuğu, ekonomik anlamda yatırımlarımızı altına mı, gümüşe mi, dijital paralara mı, gayrimenkule mi, kıyı şeritlerinde mi yapalım? Bu alanla ilgilenen finansal astrolojinin temelini oluşturan astroloji sistemi. Biz bu sene öküz yılındayız ve yin yılındayız. Bu yin elementine sahip insanlar için gayrimenkul, efendime söyleyeyim, bunun yanı sıra altın, gümüş gibi yatırım planlarında destekleyici enerjileri barındırmakta. Çin zodyakta öküz, yılan, fare gibi burçlardan bahsedilmekte. Bu da ölmeden önce hayvanlarla, Allah'ın sessiz kullarıyla bizim kültürümüze göre vedalaşmak istiyor. Ve davetine icabet edenlere göre Çin zodyak sıralaması belirleniyor. Gelen ilk hayvana göre Çin zodyak burcu. Hepimizin Çin burcu çok önemli. Aslında biz Türkler olarak, ben biliyorsunuz pek çoğunuz ama yenilemek istiyorum. Çünkü çok saçma sapan sorular geliyor. Saçma sapan sorulara cevap vermek gibi bir adedim olmadığı için ben yine açıklayacağım Saadet'ciğim izinle. Ben Türk kültürü, Türk İslam kültürü araştırmacısı Ali Kuşçu torunu Birun Şenay Devi'yim. Benim soyum Birun. Bu yüzden Çin zodyağı Türkler sahip çıkamadığı için maalesef onlar ilerletmiş, genişletmiş ve belli bir noktaya taşımışlar. Çin zodyak bizim kız çocuğumuz mu erkek çocuğumuzla ilgilenmez. Direkt hayatın içerisinde yolculuğumuzda finansal olarak yatırımlarımızı neye nasıl yapmamız gerektiği konusunda bize rehberlik eder. Harika. Böyle gene ben şeyle pür dikkatsiz dinliyorum bölmemek için. Arada nutkum tutuluyor şey gibiyim. Ha araya girmek istemiyorum sonra kızıyor sizi izleyenler. Yalnız bu arada konuşurken şeyi söylediniz. Lütfen ama bu yayında onun da sözünü alayım. Şimdi 2021'de Çin astrolojisine göre ne dediyseniz hakikaten onlar yükseldi. Şimdi ben bir 2021'in sene sonunda böyle Aralık gibi öyle bir şeyim var. Hani sene başında ne demiştik?
ne yatırım yapıldı ve ne kazandı. Aralıkta şey sen bana konuk ol, bunun evet. değerlendirmesini yapalım. 2022 içinde o zaman hakikaten ne ön plana geçiyor? Çünkü bu söylediğinizin ışığında gerçekten işte en fazla kazandıranlar belli. Zaten gökyüzü sonra... yalan söylemez. Ama gökyüzünün mesajlarını gerçekten doğru algılamamız lazım. Benim izleyen sevgili astroloji severler ve takipçiler bilir ki her televizyon programında arz endam etmek için yer almadım. İnşallah aklım başımda olduğu sürece de yer almayacağım. Benim işim gökyüzüne rehberlik etmek. Benim mottom her bilenin üstünde bir bilen vardır ilkesiyle yürümek. Bu mottoda ilerleyebildiğimiz sürece gökyüzünün yalan söylemediğini, hiçbirimizin mükemmel doğum haritalarıyla dünya alemine gelmediğimizin idrakiyle yapılması gereken mantralar, numerolojik olarak esma ve dua çalışmalarıyla o enerji akışını dengelemek mümkün. Bir kere çok önemli Kasım ayı, neden? 19'unda Boğa Akrep aksında ay tutulmaları başlayacak. Ekonomik dengelerin köklü bir sarsılışla yeniden yapılanacağı, altının, gayrimenkulün, toprağa olan yatırım planlarımızla ilgili bugüne kadar bildiğimiz şeylerin dışında yenilikçi yaklaşımlar içerisinde olduğumuz bir uyanış döngüsü başlıyor. Tutulmalar astroloji ve astronomideki en önemli gök olaylarıdır. Pek çoğunuz soruyor, astrolojinin doktorası mı olur? Bir zahmet beni izleyenler, YouTube'da bulunup takip edenler, ben Vedik felsefe üzerine doktora yaptım. Vedik felsefe Rig Vedalardan oluşur. Sizlerle paylaştığım yeni ay ve dolunaydaki oluşumların tamamı. Türk kültürü, Türk İslam kültürü ve Vedik felsefede yer alan yazma eserlere dayanır. Bir kere sizlerden rica ediyorum. Siyah kağıda istemediklerini, beyaz kağıda istediklerini yak, safsatasından uzaklaşın. Size bu safsatalarla gelenleri dikkate almayın. İnsanın ruhu, insanın kalbi bir oyuncak değildir. Bizi biz yapan, hayatın içerisinde yolculuğumuza rehberlik eden en kutsal ve yüce değerlerdir. Bunlarla kimsenin oynamasına müsaade etmeyin. Müsaade eder, zaaflarımızdan, zayıflıklarımızdan yararlanmasına izin verirsek başımız çok ağır. Ben yine çok konuştum. Sen beni kes Saadet. Yok, ben şöyle tabii, hani bu Çin astrolojisine girince bir taraftan hem sizi dinliyorum, sizi dinlerken kafam da başka. Mantra dediniz, onu söyleyeyim. Şu köşede bilmiyorum görüyorlar mı? Şöyle kameramı göstereyim. Gerçekten bu, bir dakika, şöyle daha şöyle mi gelmesi lazım? Şu arkada köşede gözüküyor. Onu tabii siz özel olarak bana gönderdiniz. Ama bu mantra işte, ne olur. Ben de böyle çok kafama göre hareket ediyordum. Hemen Şenay Hanım beni uyardı. Dedi ki Saadet, bu da doğum haritasına göre. Evin konumuna göre üstelik koyuyorsunuz ve özel bir şekli var, bir duası var. Yeni ay ve işte arzu ederseniz dolunayda okunması gereken. Bu işleri ben de böyle hani herkes yani genel anlamda mesela bu kadar çok bilmediğim bir konuydu. Onu bir yeni yayında konuşuruz. Konuyu çok bölmeyeyim. Çünkü eminim heyecanla hem şu anda böyle paylaşımın altında yazanlar da tabii ki dikkatle de izliyorlardır. Ama bu Çin astrolojisinde diğerlerinden farkı ne? Yani Çin astrolojisine göre özellikle bunu siz de böyle ilettiğiniz için, hani Çin astrolojisi doğum haritasındaki kişilerin risk yapısını daha mı doğru tespit etmeye faydalı oluyor? O açıdan mı önemli? Yoksa siz yine kendi bilginizi birkaç astroloji, yani hem Vedi'ye göre bakıp hem Çin'e göre bakıp ona göre mi yorum yapıyorsunuz? Hangi yatırım Çok güzel bir soru sordun. Buna izninle, ben astrolojinin dört alanında uzmanım. Batı, Çin, Hint ve Ayurvedik astroloji. Hı hı. Batı astrolojisi herkesin daha çok bildiği, tropikal zodyağı kullanan, güneş zamanlı, kişiliğimiz, karakterimiz, hayırlı zamanın belirlenmesi, bir işe başlarken, bir ilişkiye adım atarken, tıbbi estetik müdahalelerle ilgili konularda bize rehberlik eden astroloji sistemi. Çin zodyak her yılın bir burçtan oluştu. Göksel sapları baz alan, bizim kişiliğimizle, karakterimizle hiç ilgilenmeyen, direkt yatırım planlarımızla ilgili konularda bize rehberlik eden astroloji sistemi. Hint astrolojisi, Vedik astroloji, sideral zodyağı kullanan, büyük gezegen periyotlarını inceleyen,
bizden doktor mu, hakim mi, ekonomist mi, astrolog mu olur? Eşcinsel miyiz, heteroseksüel miyiz, ilişkilerde evlenmeli miyiz? Seçimlerimizi yapma noktasında bize rehberlik eder. Çin astrolojisi yatırım planlarımızla ilgili konularda bize ışık tutar. Altın mı oynayalım, altına mı yatırım yapalım, gayrimenkul mü alalım, bitcoin'de mi şansımızı deneyelim, borsa mı oynayalım, kıyı şeritlerine mi yatırım yapalım, ortaklar mı, ortaklıklarda mı büyüyebiliriz, bireysel anlamda girişimlerimiz mi bize kazandırır, bunu ortaya koyan sistemdir. O yüzden sistemler hiçbiri bir diğerinden üstün, bir diğerinden aşağıda değildir. Bir kere bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü her sistem insanın yaşamsal alanında farklı bir konuya rehberlik ediyor. Bunu algıladığımız anda uyanış başlıyor zaten. Bunu yaptığımız anda da astrolojiyi doğru kullanmaya başlıyoruz. İstersen 17 kişiyle tabii başlayalım. Tabii. Bir de çok küçük şey de soracağım ama ben yine araya. Şimdi bu Çin astrolojisine göre bizim kendi bildiğimiz burçlar üzerinden hani daha böyle şöyle örnek vereyim. Yani Oğlak burcu şu konularda daha şeydir. İşte ne bileyim Bitcoin'e yatırım yapma konusunda daha ön plana çıkar. Daha risklidir. Ya Bitcoin demeyeyim şimdi ben de böyle hani kriptolarda veya bir daha tanem, riskli lafını yatırımlarda. Balla keseceğim. Bizim zodyaktaki burçlarımıza göre hiç alakası yok. Doğum günü, ayı ve yılımıza göre lütfen astrodeha.com'a girsinler. Ücretsiz bir şekilde Çin Zodyak, astrodeha diye girdiklerinde Google amcadan onlara bu veriler çıkacak. Öğrensinler ve buna göre yatırımları yapsınlar. Bizim buradaki Batı astrolojisindeki gibi burçlarımızla uzak yakın alakası olmayan her yılın bir burçtan oluştuğu bir sistem. Doğru bilgiyi alabilirler. Ben bunları zaten rahmetli Yaşar Nuri Öztürk hocamız benim danışanımdı. Benim baba dostumdu. Cennet mekan nur içinde yatsın. Biz onunla çok güzel astrolojik çalışmalarda bulunduk. Numeroloji ve Türk İslam kültüründeki adıyla Ebced'e göre. Bir gün bir yayında da onu paylaşırız. Numerolojiyle ilgili anlatacaklarımız bitmedi daha sadece seninle. Tabii ben notumu alıyorum. Bu arada istiyorsanız geçelim bu Çin astrolojisine göre. Ben de kendi cevabımı öğrenmiş oldum. Çünkü ben öyle olduğunu düşünüyordum. Hani burçlara göre mi acaba bir yok, risk yapısı var ama öyle değil. Tamam. Tamamen Bizi farklı. Izleyenler. Tamam. Her yıl doğum günümüz, ayımız ve yılımızla farklı bir Çin zodyak burcu var. Sistemleri birbirine karıştırmamamız lazım. Mesela Vedik astrolojik ve Vedik haritanızı dasalar diyoruz. Büyük dasaları incelediğimizde evlenmeli miyiz, ayrılmalı mıyız, doktor mu olmalıyız, avukat mı olmalıyız, ekonomist mi olmalıyız, yerleşim değişikliği ki astrokartografi farklı bir astroloji alanıdır. Hayatın gerçekleriyle ilgilenen astroloji dalı Vedik Hint astrolojisidir. Parasal konular Çin astrolojisidir. Kendimizde geliştirmemiz gereken zayıflıklarımızı, zaaflarımızı ve güçlü yönlerimizi keşfetmemizi sağlayansa Batı astroloji sistemidir. Umarım anlatabildim kısa hatlarıyla. Bence çok aydınlatıcı.